Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Farm Manager'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümlerde hatırlayacaksınız buraya 3 tane ben mandıra yapmıştım. Ve 18 tane hayvanımız vardı. Ben video dışı biraz kendim oynadım. Çünkü yavaş ilerleme oluyordu. Buraya da bir tane mandıra yaptım. 2 tane yaptım pardon. Bunların da ürediler ve 6'şar tane daha oldu. Toplamda 30 tane şu an ineğimiz var. Ve ayrıca 14 tane de keçimiz var arkadaşlar. Keçiden de bir gelir elde etmeye başladık az da olsa. Ama keçinin fazla bir geliri yok sanırım. Yani keçi sütü şu ana kadar 115 litre üretti. Yani ben daha fazla bekliyordum. Ama inekler kadar bir geliri yok. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar en son sizle beraber buraya bir patates ekmiştik. Patates toplama makinesi satın almıştık. Arkadaşlar bunun için 2 tane gerekiyormuş ve 4 tane de işçi gerekiyormuş. O yüzden bundan vazgeçtim. Hatta o kadar bekledim hasat oldu. Hasatı bile yapamadım. Tekrar kaldırdım. Ve çok sinir oldum abi. Şimdi ben bayağı araştırdım. Bu arada şunlara da iş vereyim. Daha oyunu başlatmadım farkındayım. Arkadaşlar ben şunu araştırdım. Çilek satın aldım. Çilek tohum satın aldım ve çilek ekeceğim bugün. Size şöyle göstereyim. Çileğin şu anda kilogram fiyatını. Bakın arkadaşlar. Çileğin kilogram fiyatı 6.58. Çilek tohumundan depoda bende hiç yokmuş mesela. Bundan 150 tane sipariş verebilirim. Alsın bakalım. Satın al diyelim. Bundan satın alsın. Bu bize lazım olacak. Arkadaşlar çilek için çileğin ekimi için lazım olabilecek ekici malzemesini satın aldım. Bir de bu küçük traktör satın aldım. Galiba bunda işe yarıyor. Yani çilek ekerken işe yarıyor sanırım. O yüzden onu da satın aldım abi. Şimdi oyunumuzu başlatalım. Ve devam edelim. Bakalım oyun bize neler gösterecek. Bir de şuradan üretim yönetimi atölyesi 3. Bunu da araştıracağım abi. %20 artırıyormuş. Bu çok iyi bir değer. Şurayı bir gübrelesin. Hemen buraya ektireceğim. Bu arada otomatik satmayı, otomatik ticaret talimatı ver. Keçi sütü. Keçi sütü hiç durmadan satsın arkadaşlar. Yani keçi sütü şu an için bana lazım değil. Evet, ekim işlemlerine geçelim artık. Şuraya bir seç diyelim. Çilek fidesi. Oo, 2620 tane gerekiyormuş. Kaç paraya satın aldın bayvan? Seç abi. Şimdi geldi sanırım. Aynen. Gelmiş. Otomatik diyorum. 2 kişi daha gerekiyormuş. İşe al diyelim. 2 kişi daha işe alacağız. Çok zahmetli olacak ya. Çok zahmetli olacak. Şöyle yapayım abi. Aynen öyle. Tamam. Kapat şunu. Otomatik doldur. Aynen öyle. Kabul et. Ek bakalım. Bu tarla işlenmiş, gübrelenmiş. Bu tarlayı da gübreledim değil mi? Aynen öyle. Bu tarlayı da gübreledim. Şimdi buraya da ekeceğim buradan sonra. Bakalım ekim işlemini nasıl gerçekleştiriyorlar. Ben de çok merak ediyorum. İlk defa ekeceğim. Ha, bunların arkasında oturuyorlar.
Anladım. Bir kişi traktörü sürüyor. Üç kişi de arkaya oturuyor. Çok iyi abi. Bunlar bittikçe galiba depodan dolduruyorlar. Aynen. Biraz zor. Zahmetli herhalde. Öyle olsa gerek. Ama çilekten bayağı gelir elde edeceğiz arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Üretelim. Şu 400 bin parayı acilen biriktirmek istiyorum arkadaşlar. Şu orta boy çiftlik malikanesini inşa edip artık daha da açılmak istiyorum. Yani şuradaki parseli almak istiyorum. Şuradaki parseli alırsam buradaki tarlalarımı daha büyük yapabileceğim yani. O yüzden burası bana şart. Burayı almak istiyorum. Daha sonrasında bu tarafa doğru genişleyebilirim. Bu taraftaki parseli de satın alabilirim. Ne diyor? Vay! Orada bir görevimiz varmış. Ben hiç farkında olmadan o görevi de yapmış olduk. Çok iyi. Tamam, şimdi buraya da ekelim. Seç çilek vitesi. Abi çok fazla gidiyor ya. Ne kadar alıyorsun sen bunları ya? 2000. 1941, 3000, 4000 para vermiş olduk. Ben de 150-200 tane falan almıştım ha. Dedim o kadar yeter. Neyse abi, tamam. Şu an gayet iyi durumdayız. Sıkıntı yok. Kabul et. Hemen şurayı da bir ekelim. Bir de bunun süresi de düşük arkadaşlar. 50 günde falan hasat ediliyor. Aynen. 50 günde hasat ediliyor. Birim fiyatı da çok iyi. Yani bakalım bundan sonra çilek ekebilir mi? Yani bu sefer çim ekmedim. Bayağı elimizde sılaj vardı. Şu depodan bakalım bir saniye. Yani 21 ton çimimiz var. 32 ton sılajımız var. Yani bu bayağı büyük bir rakam ve bize bayağı yetecek bir rakam. Burada da gübreden gördüğünüz gibi 4800 kilogram var. 8000 de zaten kendisi duracak. Ama işte bu sefer bizim bu şeyleri, gübreleri boşaltmamız gerekecek. Onun için de başka bir artık gübre deposu inşa etmemiz gerekebilir. Bakalım şunu bir eksinler. Biz ne kadar kâr edeceğiz? Büyük talep var. 5000. Miktarından fazla paranın satarsan diyor biz sana para ödeyeceğiz. Satalım abi. Sat. 3, 4, 5. 5 tane sattım. Abi 5 tane. Aa, bendeki keçiymiş. Neyse. Baytar çağır abi buraya. Tamam. Şimdilik oyunu bir durdur. Oyunu bir durdur. Bir saniye. Benim hemen şuraya bir tarla daha yapmak istiyorum. Bu çilekten. Acayip bir gelir elde edeceğim herhalde. İnşallah. Hemen şöyle 50-50. Ondan sonra hemen 25 bine buna bir tane şey var. Sulama sistemi. Tamam. Hemen gel bunu bir sür. Evet, biraz paramız gitti ama buna değecek arkadaşlar. Ben eminim yani, inanıyorum. Biz çilekten gerçekten büyük para kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun 35 günü var. 42 günü var. En sonunda bunu hasat edeceğiz. Yani sırayla, hiç kendimizi kasmadan biz bunu hasat edene kadar bu, sonra bu. Çok iyi. Şunu bir yapsın. Böylelikle 3. tarlamızı da yapmış olduk dostlarım. Çok şirin gelişiyoruz arkadaşlar ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani inşallah sizler de seviyordursunuz.
Tamam. Şunu bir işle şimdi. Aynen öyle. Şimdi bu hasat nasıl yapılacak? Çok merak ediyorum. İnşallah başka alet, edevat istemezler. Benim tahminimce bir tane römork isteyebilirler ya. Bir tane römork isteyebilirler. Şimdi 2000'e tekrar bir tane 2800 kadar bir çilek vitesi satın alacağız. Hayvanların üremeye hazır. Tamam, kıyak çiçeği, sıkıntı yok. Tamam. Bir de buraya gübreleme yapacağız. Şu gübrelemeyi de yapsın arkadaşlar. İşte şu an 400 bin param olmuş olsaydı hiç ben böyle şeylerle uğraşmayacaktım. Sadece bu tarlaya ne ekileceğini söyleyecektim. İşçi onun her şeyini yapıp onu halledecektim. Sağlık olsun, sıkıntı yok. Biz gelişeceğiz. Paramızın şu an 32 bin olduğuna bakmayın. Bu yaz sonunda acayip para kazanacağımızı düşünüyorum ya. 28 gün, 35 gün var. Tamam abi, sıkıntı yok. Kasmaya hiç gerek yok. Buradan da ufak ufak üretiyorlar. Keçi peyniri üretsinler hadi. Koyun sütü şu anlık yok zaten. Bu da sonsuz. Buradan al sat dengesinden de. Sat dengesinden de evet. Keçi peyniri şu an yok değil mi? Bakalım. Onun daha sonra şeyini verin ben. Seç. Çilek fidesi aynen. 2700 tane daha sipariş vereceğiz. Mecburen. Bu şekilde bence çok tatlı oldu ya. Yani şu karşıya da bir şey yapabilirim. Buradaki arazide satın alabilirim ileriki dönemlerde. Hani bir tane parsel buradan, bir tane parsel buradan satın alabilirim yani. Binalarımı oraya yaparım. Tarlalarımı da bu tarafa yaparım arkadaşlar. Yani daha düzenli bir şekilde ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum. Şu an sanırım o gelmiştir. Aynen gelmiş. Makineler otomatik doldur. Kabul et. Hemen abi şunu eksinler. Seri 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 seri. Boş duran Allah sevmez. Boş durmak yok. 14 kişi varmış. Dostlarım hepsi çalışıyor. Zaten 14 kişinin biri burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi direkt olay. Hatta 3 de şurada var. 3 değil mi? Aynen. 3 de burada var. 10 kişi zaten direkt üretimde çalışıyor yani. Hayvanlardır, fabrikadır öyle. Direkt orada çalışıyor. O yönden bize sadece 4 tane işçi, bir tanesi şoför, 3 tane serbest işçimiz var. Hani bu kabul edilebilir bir rakam. 3 tanesi bizim işlerimizi halledecek. Şu an büyüme aşamasındalar. 21 günü var. Yapsın. Bu arada arkadaşlar bu tarz bir sevdiğiniz oyunlarda yani isterseniz bir seri halinde yapabilirim. İstediğiniz oyunu yazarsanız indiririm. Oynarım yani o şekilde birlikte keyifli sohbet muhabbet şeklinde oynarız arkadaşlar. Çünkü ben de oyunları tek oynamayı sevmiyorum. Yani benim burada size video çekmemde herhangi bir amacım yok sadece. Birlikte oynayalım, keyif alalım diye çekiyorum. Sizden herhangi bir beklentim de yok yani açıkçası. Sadece karşılıklı keyif alalım diye oynuyorum ya. Öyle söyleyeyim ben size. Aynen öyle. Şu an bunun 43 günü var. 18 günümüz kalmış. Çok iyi abi. Biz daha yaza gelmeden bunu bitirmiş olacağız herhalde ya.
Yani yazın ortalarında falan hasatını falan her şeyini bitirmiş olacağız. Bu arada üretim yönetim atölyesinin üçüncüsünün de 50 günü kaldı. Yani üretim hızını %20 artırır diyor. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Bir sezonda belki 2-3 defa hasat edebileceksiniz. Yani bu da bizi baya rahatlatacak. Öyle söyleyeyim. Abi şu koyun görevini reddeder misin ya? Yanda durdukça benim moralim bozuluyor. Şunu da reddet. Evet. Bekleyeceğiz. 14 gün bekleyeceğiz. Siz videonun bu kısımlarını tabi ileri sarabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız. Şu an çiftliğimiz yavaş yavaş gelişiyor dostlarım. Hava karardı. Bahar yağmurları yağıyor. Nisan yağmurları. bin paramız var. Kabul edilebilir bir düzeyde artış gösteriyor paramız. Mahsul kalitesi güzel. Bu depomuzda ne var? Hiçbir şey yok. Siloda hiçbir şey yok. Yani şunları bizim taşıma gibi hiçbir şansımız yok mu ya? Basıyorum şu an. Taşıyamıyoruz yani. Bu çok kötü bir özellik ya. Olması gerekiyordu ya. Diğer bütün çiftlik oyunlarında olduğu gibi bunda da herhangi bir yapıyı taşınmamız gerekiyordu. Ama gerçeklik bakımından taşınmaması gerekiyor. O da ayrı bir konu. Çok merak ediyorum acaba şu çileklerden ne kadar gelir elde edeceğiz? Eğer çileklerden güzel bir gelir elde edersek hayvanların hasta mı? Elde edersek ben buraya abi direkt hiç beklemeden dördüncü, beşinci tarlamı bile yapabilirim yani. Şu an test edeceğim sadece 3 tane tarladan. Ben ne kadar çilekten gelir elde edeceğim? Çünkü tohumlarına 2, 4, 6 bin ödedim. Direkt olay yani 6.000 ödedim. Ben bu 6.000'i kazanamazsam zaten yapmam. Bakacağız. Bir de sanırsam bu üretim hızını 3. seviyeye çıkardığımda dönemde 3 tane ya şey 2 tane hasat yapabilirim herhalde diye düşünüyorum. Şu an 5 günü kaldı mesela. Yazın ortasında bir daha eksek mesela. Sonbaharın ortalarında falan bir daha hasat edilebilir kıvama gelir diye düşünüyorum. Bunun kaç günü var? 29 günü. Bunun 4 günü var. Bunun 11 günü var. Evet, öncelikle seni hasat edeceğiz ama nasıl edeceğiz, ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. Bakacağız. Sistemleri çok yoğunlu. Hiç uğraşmıyoruz en azından. Bununla bari uğraşmayalım ya. Yemin ediyorum amele oldum ya. Her şeyi ben yapıyorum. Sürüyorum, işliyorum, gübreliyorum, ekiyorum, biçiyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Sulamayı da yapsaydım tamam yani. Tam bir amele olacaktım. Bir gün kaldı. Benim içimden bir his bu başka aletler isteyecek diyor ama yani hasat etmek için başka alet edevat gerekecek gibi. Makineler.
Otomatik doldur. Hayda. Aa çok iyi. Sadece römork istiyor. Aa boş garajın yok diye. Abi bir durun ya. Boş garajın yok ne demek ya? Abi şuradan bir şeyler satacağım o zaman. Yani ekici bu şeyi ekiyordu. Abi neyi satacağım ben? Bunlar çim biçme için gerekli. Peki hasatta şey işe yarıyor mu? Şu oyunu bir durdur bir saniye. Hasatta küçük traktör hiçbir işe yaramıyor galiba. Değil mi? Aynen hiçbir işe yaramıyor. Ben bu küçük traktörü satabilirim ya. Sat abi. Sat. Aynen öyle. Şimdi sat. Dur. Neyi satın alacağımızı hangi makineyi satın alacağımızı tam bilmediğim için buradan satın alacağım. Satın al. Park yeri 2. Tamam. Ha, onun gelmesini bekleyeceğiz. Zamanı artırabiliriz. Aynen öyle. Getirdi. Otomatik doldur. Abi kaç kişi lazım? Sen şaka yapıyorsun ya. Bu kadar kişi yeter. Yeter yani. Abi bu çok zor hasat ediliyor. Aslında o kadar zor da değil ya. Alıyorlar bunun içine koyuyorlar ya. Topladıklarını römorkun içine atıyorlar. Aynen öyle. Tamam ama burası da şimdi başladı. Bak şimdi şey istiyor. Bu ne? Uzun ömürlü bitki miymiş bu da? Abi çilek çok iyi ya o zaman. Ben mevsimlik işçi mi alsam acaba diye düşünüyorum da. Bu uzun ömürlü bitki olduğu için sürekli işçi bana lazım olacak. Buraya iki kişi daha alabilirim ben. Keşke onları başlatmadan önce alabilseydim ya. Şundan satın al. Bir tane daha al. Başka da alamıyorum zaten. İki kişi boşta duruyor şu an ya. İçim yanıyor. İşi kes desem bütün bitki gidecek. Kesemem. Korkuyorum ya bu şimdi ürettiklerimin hepsi gidecek diye yani uzun süre bekleyince yani inşallah öyle bir şey olmaz ya. Bakın arkadaşlar topladıkça yeşil oluyor. Sarı kısımlar tekrar yeşeriyor. Ne abi? He. Şunu gösteriyor arkadaşlar üst tarafta. 20 günü kaldı, 19 günü kaldı mesela. O bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Bunu kesinlikle araştırın. Bunu kesinlikle araştırın, çok önemli.
Ben şu yeni aldığım işçilerin seviyesini bir artırmak istiyorum da. Onu nereden bakacaktık? Şuradan bakabiliriz ya. Çalışan listesi. Şu an hasat yapıyor bu. Bu da hasat yapıyor. Bunun seviyesini artırabilirim. Aynen. Seviyesini artırabilirim. Böyle yavaş yavaş. Yani hepsini bir anda artırıp kendimize yük yapacağımıza yavaş yavaş artırırız. Şu an yarısına gelmek üzere. Abi hadi ya. İşi keseceğim ya. İşi keseceğim yani. İşi kesip buraya daha fazla işçiyle girişip burayı alacağım yani. Çünkü buranın da 9 günü kaldı. Yaz mevsimindeyiz. Yani inşallah ürünler mahvolmadan hepsini toplayabiliriz. Bir de işçilerin arkadaşlar dinlenme süreleri var yani. Onlar evlerine gidiyorlar, dinleniyorlar, tekrar geliyorlar falan. Bayağı zahmetli bir şey. Yani bu yüzden otomasyon çok önemli oyunda. Ama şu an iyi durumdayız ya. Şuna bakarsak hemen hemen de yarısı oldu. Şimdi bunlar nereye koyacak acaba bu? Ya buraya mı götürecek? Buraya götürür ya. Oraya götürür. Keçi peyniri falan da geldi arkadaşlar. Yani güzel. İyi gelişiyoruz şu an. Hadi hadi hadi. Abi bitkinin iyisini geçsin. İşi kesiyorum. İşi kesiyorum. Burada daha fazla işçiyle girişeceğim buraya. Yani şöyle söyleyeyim size. Şuna bastım. Mesela. Basamıyormuşum. Yani daha fazla işçiyle girişeceğim ya, öyle söyleyeyim. Hadi, hadi, hadi. Bakın burada yorgunluk seviyeleri gösteriyor. Abi hemen. Kimdin sen? Çınar Mercan. Sen burada mıydın ya Çınar? Yok yok, öbür taraftan. Bu bedava level atlayacak. Çok iyi yani. Tamam abi. İşi kestirsem mi ki ya? İşi kes abi, hasadı kes. Hasadı kes, bu yeterli. Hasadı kes. Çünkü yani böyle olmaz. Çok uzun sürüyor. Daha fazla işçiyle bu işi halletmem lazım. Nereye götüreceksin? Ne kadar gelir elde edeceğiz? Bakacağım. Oo, 5400. Çok iyi. Çok iyi. 5452 çilek hasat edildi. Tamam. Makineler şimdi. Aranızda böcek mi var? Abi. Gözünü seveyim ya. Tamam, makineler otomatik doldur. Bu kadar işçi alabiliyoruz ve biz bu kadar aldık. Kabul et, yapacak bir şey yok. Yani böcek de bulaştı artık. Abi çok kötü oldu ya. Ama yani bu kadar işçi daha hızlı hasat eder diye düşünüyorum. Bitti.
Aynen öyle. Şu çilekleri bir satsam mı ki? Atölye 3 oldu. Mükemmel. Bakın direkt 21 güne düştü. Düştü direkt. Biz şimdi ne yapacağız? %15 hızlandırır. Arazi fiyatlarını %10 azaltır. Makinelerin borsadaki değerini %10 azaltır. Makinelerin %10 artırır. Yıllık arazi kursu. Makinelerin dayanıklılığını %10 artırır. Şu sanki en mantıklısı gibi duruyor. Zaten bir hafta da süresi var. Yine bunu iyi geçince, bitkinin iyisini geçince hasatı keseceğim abi. Çünkü bu tarlada gördüğünüz gibi böcek var. Bu böcek mahsul kalitesini acayip düşürüyor. Bunu hiç istemiyorum. Tekrar geldi abi. 16 günü var tekrar bu çileği. Ben bir ev daha inşa edip acaba işçi mi işe alsam ya? Çünkü bu işçiler zamanında burayı hasat edemiyorlar. Kaç tane işçi çalışıyor mesela? Bir tanesi şey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane işçi çalışıyor. 6 tane işçi çalışıyor ve bana göre yine az yani. Çok az ilerliyor yani. Hasat yavaş yapılıyor. Hadi bakalım. Onun da bir günü kaldı arkadaşlar. Bu da tamamlanmak üzere. Tamam. Şunu geliştiririm ikinci olarak. Kişi kes abi. Evet, asadı kes. Yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde olması gerekiyor. İlk olarak yani şöyle söyleyeyim. Bir de bunun ilaçlaması geldi. Çünkü bu ürün verimliliğini bayağı düşürecek. Hasat etmeyi şu anda orada kestik. Şu ilaçlaması gelse. Ne zaman gelir ki? Tamam. Seç abi. Göreceksin var. Aynen. Çabuk gelmesi lazım. Hadi 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 hadi. Aynen öyle, tamam. Makineyi otomatik doldur. Kabul et. Aslında böcek geçti. Olsun. Yine de ilaçlasın ya. Galiba biz bu bitkileri tarlada mahsulleri almayınca oluyor bu böcek.
getirini artıracak mı ki? O kadardan da bir şey olmaz ya. Aynen öyle. O kadardan da bir şey olmaz. Otomatik doldur. Hadi bırak artık şu makineyi. Aynen öyle. Tamam. Kabul et. Şu an kaç bin çileğimiz var? Nasıl 4790 ya? Diğer çileklerimiz ne oldu abi? Çilekleri... Abi çilekler nereye gidiyor? Allah Allah. Çilekler gitti abi. 5000 oradan aldım ben. Çilek. 10 TL'ymiş. Abi sen ciddi olamazsın. Anne satın. Abi yaptığım hataya bak. Allah kahretsin ya. Ben sat diyecektim ya. Of. Abi ben o kadar geliri çöpe attım ya. 75 bin param gitti. Ama yine de bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel ya. Mükemmel bir gelir elde ettik ya. Ben bu çileği çok beğendim abi ya. Çilek. Bundan sonra çilek abi. Hemen. Dostlarım, video 40 dakika olmuş. Gerçekten özür diliyorum, hiç farkına varmadım. Çok eğlenceli bir videoydu gerçekten benim için de. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.